Merhaba çocuklar. Bugün yine bölme işlemiyle ilgili problem çözeceğiz. Daha dikkatli, daha hızlı olacağız artık, değil mi çocuklar? Evet, başlayalım. Rabia Su'nun çiftliğinde 8 ördek ve 10 kaz vardır. Bu hayvanları 3 kümese eşit olarak yerleştirecektir. Her kümese kaç hayvan koymalıdır? Evet çocuklar, Rabia Su'nun bir çiftliği varmış. Çiftliğinde ne varmış? 8 tane ördek ve 10 tane de kaz varmış. Bakın, 8 ördek ve 10 kaz. Ve bu hayvanların hepsini kümese yerleştirecekmiş. Kaç kümes? 3 kümes çocuklar. 3 kümese yerleştirecek. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Evet, bunların hepsini yapmak için, bakın hepsini bir kümese koy, hepsini paylaştıracağı için tüm hayvanları. O zaman burada bir toplama işlemi yapmamız gerekiyor çocuklar. Ne yapacağız? Bir toplama işlemi yapacağız. Hemen işaretimizi koyuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Oraya o işareti koymamız gerekiyor. Evet. Şöyle renklendirelim. Sonra ne yapmamız gerekiyor? 3 kümese eşit olarak yerleştirilecek. Yani eşit paylaşım demek oluyor. Burada da ne yapacağız? Bölme. O zaman işlem sırasına göre de başlayalım. Evet, 8 ördekle 10 kazı topluyoruz. Ne yapacağız? 8 ile 10'u topluyoruz. Çok basit zaten çocuklar. Hepiniz biliyorsunuz bunun nasıl yapıldığını. Evet, 10 ile ne yapacağız? 8'i toplayacağız. Değil mi çocuklar? 10 ile 8'i topluyoruz. Kaç yapar çocuklar? Hemen şap diye cevap verdiniz bence. 18 yapar öğretmenim dediniz, değil mi? 18 nedir? Hayvandır. 18 hayvan. Ne yapıyoruz buraya? 18 hayvan yazıyoruz. Evet, 18 hayvan. Toplam hayvan sayısı budur. 18 hayvan. Şimdi biz ne yapacağız? Rabia Su ne yapacak? 18 hayvanı 3 kümese eşit olarak paylaştıracak. O zaman bölünen nedir? 18 hayvandır. Neye paylaştırılacak? 3 kümesi. O zaman küme sayısını yazıyoruz. 18'in içinde kaç tane 3 vardır diyerek hemen sorumuzu soruyoruz. 18'in içinde kaç tane 3 vardır? Tabii ki 6 tane değil mi çocuklar? 6 tane 3 18 yapar çünkü. O zaman 6 yazıyoruz. 6 kere 3 18 diyoruz. Yazdık 18. Şimdi devam ediyoruz işlemimize. Ne yapacağız? Çıkarma işlemi değil mi çocuklar? 8'den 8 çıkarsa 0 kalır. 1'den 1 çıkarsa yine 0 kalır. İşlem bitti mi? Hayır. Tam sonuca ulaşmak için ne yapacağız? Evet, her bir kümese 6 hayvan ne yapacak? Koyacak değil mi çocuklar? Hayvan koymalıdır diyoruz. Evet, böylece ne yaptık? Son noktayı koyduk. Artık problemimizi çözmüş olduk. Devam edelim başka problemlerle. Evet, Kaan arkadaşımız 2 domates ve 4 biber fidesi aldı. Fideleri 4 saksıya dikecektir. Bir saksıya kaç fide dikmelidir? Evet çocuklar biliyorsunuz meyveler, sebzeler bir bitkidir ve bunlar artık bahar mevsiminde bu fideler küçük yani o küçücük fidanlar dikilir ve saksılarda ya da bahçelerde bunlar yetiştirilerek bize taze taze organik meyve ve sebzeler verirler. Evet çocuklar, şimdi Kaan arkadaşımız da bu çalışmadan yapmış 12 domates ve 4 biber fidesi almış. Ve fideleri 4 saksıya dikecekmiş. Bakın 12 domates ve 4 biber. Bu nedir çocuklar? İkisini de dikecek demek oluyor değil mi? Ve 4 tane de saksısı var. Ne yapacak şimdi biz burada o zaman? Önce bir toplama işlemi yapmamız gerek değil mi çocuklar? Çünkü biliyoruz ki burada domates ve biber fidelerini ne yapmamız gerekir? Önce bir araya getirmemiz gerekir. Ne yapıyoruz? Artı işaretimizi koyuyoruz buraya. Çünkü toplama yapacağız önce demektir bu. Evet, artı işaretimizi koyuyoruz. Şimdi bunu bir de renklendirelim. Gözümüz görsün.
Ve daha sonra da ne yapacağız? Bunu topladıktan sonra da ne yapıyoruz? Bakın 4 saksıya dikilecek. O zaman hemen şuraya bu işlemimizi biz toplama işlemimizi yapalım çocuklar. Ne yapıyoruz? 12 domatesle kaçı toplayacağız? 4 topluyoruz değil mi? 12, 4 daha diyeceğiz. 12, 4 daha kaç yapar çocuklar? 16 yapar tabii ki de. Hepiniz zaten biliyorsunuz. Evet, 16 tane nesi var? Fidesi var. Fide. Fide diyoruz çocuklar. Evet, 16 tane fidesi var. Bunu biraz şöyle büyütelim. Herkes çok iyi görsün değil mi? Şöyle yapalım. Evet. Şimdi ne yapıyor Kaan? 16 tane fideyi 4 saksıya eşit olarak paylaştıracak. Şimdi 16'yı bölünen 16 oluyor. Kaç tane saksı var? 4 saksı. O zaman 4'e bölüyoruz. 16'nın içinde kaç tane 4 vardır? Bence hepiniz biliyorsunuz zaten. Kaç kere 4 16 yapar? Sayalım. 4, 8, 12, 16. Tabii ki 4 tane. Evet, 4 kere 4, 16. Hemen ne yapıyoruz? Buraya yazıyoruz. Şimdi çıkarma işlemini yapıyoruz. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Evet, şimdi Kaan, acaba bu fideleri 4 saksıya eşit olarak diktiğinde, paylaştırdığında her bir saksıda kaç tane fide olması gerekiyormuş çocuklar? 4 değil mi? 4 fide dikmelidir diyeceğiz. Evet, 4 fide dikmelidir. Böylece ne yaptık? Sonuca ulaştık. Evet Kaan'cığım, senin diktiğin bu domates ve biberler inan ki senin için çok lezzetli olacak. Bundan güzel bir salata yaparsın artık. Evet, Meryem ve iki kardeşi annelerinden 10 lira, babalarından 4 lira aldılar. Bakın annelerinden 10 lira, babalarından 14 lira aldılar. Aldıkları toplam parayı, bakın toplam görüyorsunuz. Toplam, toplam ne demekti? Toplama işlemi yap demekti. Parayı aralarında eşit olarak paylaşırlarsa her birine kaç lira düşer? Bakın bizim dikkat etmemiz gereken bu sözcükleri altını ben çizmedim. Ne yaptım? Onları biraz koyulaştırdım size. Daha dikkatli olun diye. Şimdi bakın çocuklar, burada Meryem ve iki kardeşi diyor. Meryem bir kişi, iki de kardeş kaç kişi olur? Üç kişi değil mi? Meryem ve iki kardeş, bunlar üç yapıyor zaten. Bunlar üç kişi. Annelerinden 10 lira, babalarından 14 lira aldılar. Aldıkları toplam parayı aralarında eşit paylaşırlarsa diyor değil mi? O zaman ne yapmamız gerekiyor? Önce bu aldıkları paraları, annesinden ve babalarından aldıkları paraları toplamamız gerekiyor. Ne yapalım biz de? Toplayalım o zaman. Ne yapacağız? 14 ile 10'u topluyoruz. Hemen cevabını verdiniz bile, ben biliyorum. 14, 10 daha tabii ki 24 yapar. Evet, 24 liraları var değil mi şimdi bunların? Bu 24 liraları var. O zaman ne yapmak gerekiyor çocuklar? Bu 24 lirayı kaç kişi paylaşacaklar? Meryem ve iki kardeş. Kaç kişi olur? Evet, kaç kişi olur? 3 değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? 24'ü o zaman 3 kardeş paylaşacakları için 3'e bölüyoruz. 24'ün içinde kaç tane 3 vardır? Sayalım 3'er 3'er. Evet, sayalım 3'er 3'er. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kaç sayma yaptık? 8 sayma yaptık. Ne yapıyoruz o zaman? Bölüme 8 yazıyoruz. 8 kere 3 kaç yapar? 24. Hemen çarpmıyoruz değil mi çocuklar? 8 kere 3, 24 yazıyoruz 24'ü. Şimdi çıkarmasını yapıyoruz. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Şimdi ne yapacağız? Son noktayı koyacağız değil mi? Problemi bitirdiğimizi söyleyeceğiz artık. Evet, 24 lirayı 3 kardeş aralarında paylaşırlarsa her birine
8 lira düşer. Evet, 8 lira düşer yazıyoruz. Böylece problemimizi sonlandırmış oluyoruz. Gelsin sıradaki problemler. İki deste kalemi, bakın dikkat edelim, iki deste kalem. 5 öğrenciye eşit şekilde paylaştırıyoruz. 5 öğrenci. Her öğrenciye kaçar tane kalem düşmüştür? Şimdi çocuklar dikkat etmemiz gereken bir şey var burada. İki deste kalem diyor. Kalemin sayısı net olarak verilmemiş bize. Bizden kalem sayısını bulmamız isteniyor öncelikle. İki desteğinin kaç kalem olduğunu bulmak için ne yapacağız? Bir deste kaçtır çocuklar? Evet, 10 değil mi? Bir deste 10 ise iki deste kaçtır? Hemen oradan söylediklerinizi duyar gibiyim. Evet, bir deste 10 ise bundan iki tane olduğu için 10 tane 2 ya da 2 tane 10 diyebiliriz değil mi? Evet, 2 tane 10 kaç yapar? 20 yapar. O zaman demek ki kalem kaç taneymiş? 20 tane kalem varmış çocuklar. 20 kalem. Şimdi ne yapalım? 20 kalemi artık 5 öğrenciye paylaştırmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Paylaşılacak olan nesne sayısı yani bölünen 20'dir. Bölen ise öğrenci sayısı. Yani bunu paylaşacak olanlardır. 20'nin içinde kaç tane 5 vardır? Biliyorsunuz değil mi çocuklar? Kaç tane 5 20 yapar? Tabii ki 4 tane 5. O zaman 4 yazıyoruz. 4 kere 5 20. 20'yi de yazıyoruz. 4 kere 5 20 dedik. Şimdi çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Evet. Şimdi işlemi yaptık. Sona geldik. Evet. Şimdi bakalım. 2 deste kalemi yani 20 tane kalemi 5 öğrenciye paylaştırdığımızda her öğrenciye kaç kalem vermemiz gerekir? 4 kalem. O zaman her öğrenciye 4 kalem düşmüştür diyoruz. Evet. 4 kalem düşerdi diyebiliriz çocuklar kısaca. Evet. 4 kalem düşer. Evet, bir problemi daha bitirdik. Gelsin sıradaki. Evet, 21 metre elbiselik kumaş. Biliyorsunuz elbiseler kumaşlardan yapılır. 21 metre elbiselik kumaşı olan bir bayan terzisi 3 metre kumaştan bir elbise dikiyor. Bakın. Dikkat çekelim değil mi çocuklar? Altını çizelim ya da böyle renklendirelim. Bu terzi acaba 21 metreden kaç elbise dikebilir? Bizden bulmamızı istenen soru bu. Acaba 21 metrelik kumaşı olan bir bayan terzisi bir elbisede 3 metre kullanılıyorsa 21 metreden kaç elbise diker? Ne yapmamız gerekir? Evet, düşünüyoruz şimdi. 21 metre kumaş var ve 3 metreden bir elbise çıkıyor. O zaman ne yapacağız? Kaç tane 3 olduğunu bulacağız, öyle değil mi? Hemen buluruz biz onu. Öğrendik zaten değil mi çocuklar? 21'i kaça böleceğiz? 3'e, çünkü bir elbise 3 metreden çıkıyor. Onun için 3'e bölüyoruz. 21'in içinde kaç tane 3 var? Artık bunu öğrendik bence ya, değil mi? Evet, kaç tane 3 21 yapar? Elbette ki 7 tane 3 21 yapar. Yazdık. 7 kere 3 21 sonucu buraya yazıyoruz. Ve şimdi ne yapıyoruz? Çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Son noktayı koyuyoruz. Evet, şimdi söylüyor, düşünüyoruz ve söylüyoruz. 21 metre elbiselik kumaşı olan bir bayan terzisi 3 metre kumaştan bir elbise dikiyorsa eğer, bu terzi bu kumaştan 7 elbise diker. Evet, ne diyeceğiz? 7 elbise diker. Evet çocuklar, böylece bir problemi daha bitirdik.
Bundan sonra artık sizler bol bol problem çözebilirsiniz. Yakın çevrenizden, evin içindeki eşyalardan paylaşarak, birlikte problemler kurarak bunun gibi siz de birer problem çözebilirsiniz. Öğretmenimizin verdiği ödevleri de zamanında yapmayı unutmuyoruz çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın çocuklar.